Likli kemik suyunda efsane kavurma. Kavurmanın metnini duyduk, kalktık İstanbul'dan geldik. Diğer kavurmalardan farkı bu kavurmanın. Hayvansal hiçbir yağ kullanmıyoruz. Özel ilikli kemiklerimiz var bu şekilde. Bunlar da pişiriliyor. Bu gördüğünüz su ilik suyu. İlik suyunu sürekli yumuşak tutularak servis ediliyor. O zaman bunun içinde tereyağı falan yok. Tereyağı, hayvansal yağ, aklına gelebilecek hiçbir yağ türü kullanılmıyor burada. Kendi özel marine şeklimiz var. Yaklaşık 2,5 saatte pişiyor ağır ateşte. 2,5 saatte evet. Böyle ağır ağır. Ve sürekli pişiyor et. Yani sabah bir kere de 100 kilo yapalım, akşama kadar bekletelim, o et verelim yok. Ekmekler de aynı şekilde. Sürekli sıcak ve taze. Ekmeği de kendiniz yapıyorsunuz. Tabii hemen ekmeklerin yanında kazanlarımız mevcut. İnsanlar burayı açık bir şekilde görebiliyor. Yalnız müthiş temiz ya mekanımız. Ben bayıldım yani, hijyen benim için çok önemli. Şurada kavurmalı bu şekilde pişiyor abi. Of. 12 saat boyunca kaynar bu ilik diyor. İlik de burada tabii kaynıyor. Tabii homojen kaynağı direkt. Burada bayağı sen protein bombası yapıyorsun. Tabii. Ekmek arası veriyorsunuz değil ekmek mi sadece? Ekmek arası konseptimiz. Bunlar özel şunun iliklerden, iliklerin içinden yapılan bir özel bir sos. Evet, et sosu yapıyoruz biz. Şurada et sosu ilikler. Yapıyorsunuz. Evet. Onu da ekmeğin arasına sosla ilave ediyorsunuz. Sadece ekmek arası servis ediyorsunuz. Evet abi. Ekmek bu şekilde çıtır çıtır. Ses efekt değil, yanlış anlaşılmasın. Of of of. Yalnız bu şimdi biz fırından yeni çıktı diye mi böyle? Gece, yok, sürekli, akşam sürekli, geldik, sabah sürekli. Geldik. 30-30 pişer bizde ekmekler. Müşterinin durumuna göre sürekli taze ve sıcak sıcak verilir. İçi de yok. Hamur yok içinde. Harika. O zaman şimdi ekmeği eline aldım madem. O zaman yapalım bir tane, bir tane abi. Bize. Bakalım doğru. İstanbul'dan geldiğine değecek mi? Abi ete lezzetine lezzet yapıyoruz şimdi. Karamelize soğan ve domatesimiz. Şimdi geldi. Bunu sosla güzelleştiriyoruz. Bu sos da zaten ekmeği, hani öyle bildiğiniz mayonez, ketçap gibi sos tabii. Değil. Et yemeyen sos yesin, ekmeği bana yiyebilir. Ha, ellerine emeklerine sağlık. O zaman bana afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Burada etlerimiz abi, etler gördüğünüz gibi. Burada dinlendiriliyor. Tertemiz işleniyor. Ne kadar dinlendiriyorsun? Yaklaşık 10 gün boyunca dinleniyor. 10 gün dinlendiriyorsun. Ondan sonra burada tek tek ayıklanıyor bak abi. Bunlar yağlar, sinirler hepsi ayıklanıyor. Evet. Şu şekilde löp hale geliyor abi bak. Ete bak abi. Abdullah beyaz renk göremezsin abi. Kavurma devi olacaksın gibi hissediyorum ben gerçekten. Her gün burada bu eti de yerim, ekmeği de yerim, turşuyu da yerim. Eğer bir gün ben burada bunu yiyemezsem, ertesi gün bunu kapatırım. Ya bunu reklam için ya da laf olsun diye demiyorum. Gerçekten her gün yerim ama beğenmezsem ertesi gün de kapatırım çünkü benim işim bu değil. Ben sadece müşteri gibi davranmaya çalışıyorum içeride.